Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan bünyesinde 28 tünelin bulunduğu ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip Asrın projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren projenin ordu kısmında 25 tünel ve 330 metre uzunluğunda viyadük bulunuyor. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamit Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolunun ordu etabının %90'lık kısmı neredeyse tamamlandı. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan Asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan bünyesinde 6 ili direkt, 50 ili ise dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz'in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan Akdeniz bölgesindeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol üstlenecek. Toplamda 28 tünelin içerisinde bulunduğu 600 kilometre uzunluğa sahip olan projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar Mesudiye ilçesi sınırlarında aralıksız sürüyor. Ordu'da Melet Irmağı boyunca yaklaşık 100 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken diğer bölgelerde de çalışmalar sürdürülüyor. Projenin Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda bir adet viyadük bulunuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun sadece Ordu ve Karadeniz bölgesi açısından değil, tüm Türkiye tarafından önem arz ettiğini belirterek şöyle konuştu. Yolun 6 tane vilayet var arada. İşte Sivas, Kayseri diye böyle Mersin'e kadar inen bir yol. Güzergahı adım adım takip ediyorum. Aslında yol çalışıyor. Yani yol çalışıyor. Bizim Mesudiye tarafındaki asfaltla ilgili yoğun bir çalışma var. Son ayda 3 defa gittim ben oraya. Yani orası benim şeyim. Yani nasıl anlatayım? Proje, çocuğum benim orası. Tamam mı? Çocuğumu görmeye gidiyorum. Yani o yol, dere yolu, dedelerimizin, Halil Rıfat Paşa'nın projesi. Bunu yaptığımız zaman sadece Ordu değil, Karadeniz değil, Türkiye için bir kuzey-güney aksı o. Ve o çalışma olduğu zaman bambaşka şeyler olacak. Eğer bir de ileride o demir yoluyla taşlanırsa, hatta petrol boru hattıyla yaparsa, zaten şu anda o konulara girmek istiyorum, onu ayrı bir sohbet yaparız. Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları bile bu yol açısından önemli. Şu anda çatışma sebebi Doğu Akdeniz'de, o İsrail'in, o bölgenin enerjisi nereden gidecek? Ben Enerji Bakanlığı yaptım, boru hatları yaptım. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Şahdeniz. Nereden gidecek? Ta Kıbrıs'tan adalardan mı gidecek? Onun için bu çalışmayı çok ciddi takip ediyoruz. Onun dışında tabii onun bir başında bir konteyner limanı, altında da Mersin olacak. Ege dolaşılmadan oradan geçip gideceğiz. Bu çalışmaları yapılıyor. ÇED raporları, proje çalışmaları hepsi yoğun bir şekilde gidiyor. Bütün mesele ikisini birleştirmek. Yani hem konteyner limanı hem de yolun belli bir ekonomik daha doğrusu fizibilitesiyle birlikte çok olumlu gözüküyor. Mesudiye tarafındaki birkaç yerde bittikten sonra geçecek o. Ama zaten şu haliyle de belki yolun konforunda bir ufak sıkıntı var orada. Ama geçiyor zaten. Ben oradan geçerek gidiyorum. Kamyonların da gittiğini görüyorum. Ama çok daha hızlı bir şekilde gitmesi için o birkaç rötuşun yapılması lazım. Yani Sivaslı 3 saat 15 dakikada gelemiyor. Denize geliyor. Gidiyor ve dönüyor. Ben görüyorum zaten. Sahilde geziyorum. Nereden diyor? Sivas'tan diyor. Tokat'tan diyorlar. Çok güzel bir şey yani. Orduya gelip denize giriyor. Yani denize gelmek bu çok önemli şey. Yani Sivas'ın denizi oluyoruz biz. Kayseri'nin, Sivas'ın istediği anda. Bu ne demek biliyor musunuz? Buralardan yerlerin kıymetlenmesi demek. Ordunun marka değerinin, borsa değerinin artması demek. Topraklarının kıymetli olması demek.